Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün de bir akşam yemeği menüsüyle sizlerleyim. Neler hazırlayacağım? İlk önce onları bir sıralayayım sizlere. Etli bir biber dolması yapacağım. Mantar çorbası. Ardından da fırına kremalı bir patates atacağım. Hemen öncelikle dolmamı hazırlayarak başlayayım içine. Onu doldurup ocağa koyayım. O pişerken çorbamı ve patatesimi hazırlarım. 200 gram kıymayı kabımın içerisine alıyorum. Bir adet büyüklerinden kuru soğan. Eğer soğanınız küçükse iki tane de kullanabilirsiniz. İki adet orta boy domates. Onu da yemeklik doğradım. Hemen baharatları ekliyorum. Tuz, nane, pul biber ve karabiber. Tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bir yemek kaşığı salça, domates salçası. Şöyle bir yemek kaşığı dolusu bulgur yıkadım. Bir su bardağı 200 ml bardaklık pirinç. Onu da yıkadım daha öncesinde. Bir tutam maydanoz. Onu da doğradım. Bir su bardağının yarısını içine, yarısını da üzerine dökeceğim dolmanın. Elimle karıştırıyorum. Toplamda 13 tane şöyle orta boy dolmalık biber kullanacağım. İçini temizledim, yıkadım. Çok aşırı derecede sıkmayın. Pirinçler şişeceği için bu sefer dışına çıkabilir. Bu şekilde gayet iyi. Biberlerim bitti. Ondan dolayı şöyle bir tane evde patlıcan varmış. Hemen onu içerisine oydum. Kabak varsa kabak ya da patatesle bile doldurabilirsiniz. Şöyle dolduruyorum. Üç adet domatesi yıkadım. Şöyle doğrayacağım. Üzerine kapatmak için. Rastgele doğruyorum. Tam tencereme yetti. Bir tane fazla onu da üzerine atacağım. Hemen üzerine domateslerle kapak yapıyorum. Şöyle bir kabın içerisine bir yemek kaşığı domates salçasını alıyorum. Kalan sıvı yağımı da ekliyorum. Şöyle yarım su bardağından biraz daha fazla su ekliyorum. Şöyle bir miktar daha su koydum. Kapağını kapatıyorum. Ocağıma götürüyorum. Hemen çorbayı yapmaya başlıyorum. Arka tarafa koydum. Kaynamaya başlayınca altını kısacağım. Kısık da ortalama bir yarım saatte pişecektir. Çorbamı yapmaya başlıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağını tenceremin içerisine alıyorum. Ocağımı da yakıyorum. Bir adet yemeklik doğradığım kuru soğan. Soğan kavrulduktan sonra hemen içerisine 10 tane orta boy mantarı küçük küçük doğradım. Onu da ekliyorum. Mantarla da bir süre kavuracağım. Bu arada dolma da kaynamaya başladı. Hemen altını kısıyorum. Kavrulduktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı tam tepeleme olmadan un ekliyorum. Unla birlikte mantarı kavuruyorum kokusu çıkana kadar. İçerisine bir miktar soğuk su ekliyorum. Şöyle biraz ekleyeyim. Karıştırıyorum hızlıca. Karıştıktan sonra sıcak su ekliyorum. Altını yüksek açıyorum. Kaynayana kadar karıştıracağım.
başladıktan sonra altını kısıyorum. 2 dakika daha pişiriyorum. Hemen ardından şöyle bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Siz de damak tadınıza göre ayarlarsınız tuzunu. 1 su bardağı süt. Sütü koyduktan sonra sürekli karıştırın. Ocağımı da yüksek ayara açıyorum. Kaynamaya başladı. Altını kısıyorum. Birkaç taşım, yani ortalama 2 dakikada kaynatıp ocaktan alıyorum. Artık çorbam da hazır. Kremalı patates yapmaya başladım. Şöyle 4 adet orta boydan biraz büyük patates. Hemen şöyle, çok kalın değil. Göstereyim nasıl yaptığımı. Şöyle iyi çok kalın yaparsanız bu sefer çiğ kalır. Kabın içerisine alayım patatesleri önce. Kabımı aldım. Şöyle bir paket 200 milimlik kremayı kabımın içerisine boşaltıyorum. Baharat olarak da karabiber, kekik, pul biber ve tuz ekliyorum. Karıştırıyorum. Çeyrek çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağını çok fazla eklemiyorum çünkü krema zaten yağlı olduğu için. Hemen patatesleri içerisine atıyorum. Patatesle kremayı iyice birbirine yedireceğim. Şöyle içerisine boşaltıyorum. Üzerine şöyle yağlı kağıt koyuyorum. Onun üzerinde de alüminyum folyoyla kapatıyorum. 200 derecelik fırında yarım saat kadar pişiriyorum. Bakarsınız eğer patatesiniz piştiyse üzerine kaşarını koyabilirsiniz. Ben de patatesler pişene kadar fırında tutacağım. Ondan sonra alıp üzerine kaşarını serpip tekrar fırına yollayıp üzeri kızarana kadar pişireceğim. Hemen şöyle açıyorum. Tam 30 dakika fırında tuttum. Rendelediğim kaşarı dağıtıyorum. Bundan sonra fırının en üst gözüne koyacağım. Sadece üzeri kızarana kadar, artık üzerini örtmeyeceğim. Üzeri kızardıktan sonra fırından alacağım. Dolmam da artık pişti. 15 dakikadır da dinleniyor. Patatesler de piştikten sonra yemeklerimin son haline geçebilirim. Dolmalarım pişmiş. Çok az dibinde suyu kalmış. Hemen servis tabağını alayım. Dolmalarımın kabı birazcık büyük geldi ama sorun değil. Tekrardan değiştirmeyeceğim. Şöyle üzerine bir miktarda maydanoz serpeceğim. Patatesin de üzeri kızardı. Artık fırından çıkardım. Ben birazcık yanına yoğurtla turşu, biber turşusu çıkardım. Patatesin ve dolmanın servis tabağındaki son halini şimdi sizlere göstereceğim. Şöyle içini de göstereyim. Gördüğünüz gibi gayet güzel pişti. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfakta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.